Bismillah arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bu akşamki konumuz Atatürk'ün biyografisi, yani yaşam öyküsü. Bununla ilgili yazılmış 3 tane ünlü kitap vardır. Bunlardan bir tanesi bu akşam bizim inşallah konu edeceğimiz İngiliz tarihçi ve soylu Arthur, Lord Arthur Kinross'a ait olan, bana göre bu üçü içerisinde en ünlü ve en yetkin olan kitaptır. Hemen göstereyim. Tabii bu kapakla bulamazsınız. Bu eski 1984 6. baskısı zannediyorum. Türkçe çevirine. Şu an arzu edenlerin piyasada bulabilecekleri kitap. Bizim bu programın tanıtım görselinde kapağının fotoğrafı yer alan kitaptır. Ama metin aynı metindir. Türkiye'deki Lord Kinross çevirilerinin tamamı Necdet Sandar isimli bir İngilizce çevirmeni tarafından çevrilmiştir. 1966 senesinden beri de sürekli baskı yapmaktadır. Evet, diğerlerini de söyleyelim. Üç ünlü Atatürk biyografisinden diğeri gene bir İngiliz yazara aittir. Zaten parantez içi, hani şunu kabul etmek lazım. Tarihçilik dünya genelinde birinci derecede İngilizlerin işi gerçekten. Parantezi kapattım. Bu da daha yakın tarihlerde, yani 1990'lı yıllarda yazılmış ve yayınlanmış ve tabii hemen Türkçe'ye de çevrilmiş olan ünlü İngiliz Türkiye muhabiri Andrew Mango tarafından yazılmış olan Atatürk biyografisidir. Üçüncü ünlü Atatürk biyografisi de Şevket Süreyya Aydemir'e ait 3 ciltlik Tek Adam isimli biyografidir. Evet. Şimdi Lord Kinross yazmış olduğu Atatürk biyografisi, yani orijinal adı Bir Milletin Yeniden Doğuşu Atatürk şeklinde olan. Bu kitapla ilgili arkadaşlar, öncelikle müsaade ederseniz hızla şöyle bir ansiklopedik bilgi vereyim. Onun bir çerçevesini çizelim. Sonra olayın resmi tarihin, bizim bu programlarımızın özelliği ya, gizlediği, sakladığı, çarpıttığı, hakkında yalan söylemiş olduğu kısmına, yani tahmin ediyorum sizin de asıl dinlemeyi arzu ettiğiniz, merak ettiğiniz kısmına geçelim. Ama tabii kendi içerisinde derli toplu, sistematik olabilmesi için önce bu kitapla ilgili kısaca ansiklopedik bilgi. Lord Kinross'un Atatürk biyografisi arkadaşlar, 1952 senesinde İngiliz devleti tarafından Lord Kinross'a sipariş edilmiştir. Niçin 1952 diyecek olursak, 1952 zaten Türkiye ve Batı ilişkilerinde son derece önemli bir kırılmanın yılıdır. Türkiye o sene NATO'ya üye olmuştur. NATO'ya üye olmanın havasıyla, rüzgarıyla, sebebiyle Batı dünyasında, yani bütün bir Batı Avrupa'da, Amerikan merkezli Avrupa'da, bizzat Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisinde, yani bugün yaşamakta olan insanların öyle çok da rahat hayal edemeyecekleri bir Türkiye sempatisi esmektedir. NATO'ya yeni üye olmuş olmasından kaynaklı. O sıralarda bütün sertliğiyle yaşanmakta olan Sovyet Rusya ile Amerikan kampı arasındaki soğuk harpte Türkiye'nin ifade ettiği jeostratejik ve askeri değerinden ötürü, Batı'ya yapmış olduğu katkısından ötürü zaten ciddi bir Türkiye baharı esmekte bu ülkelerde. Hatta bunu tamamlayan magazinel bir bilgi ekleyeyim. Mesela 1952 senesinin Avrupa Güzellik Kraliçesi de Günseli Başar isminde bir Türk güzeli oluyor. Yani tırnak içerisinde bir Türk güzeli. Bunu tabii arka planını bilmeyen insanlar, işte yani bu seneki güzellik yarışmasına katılanların içinde demek ki estetik ölçülere göre vücuduyla, boyu posu, yüzüyle falan en güzeli demek ki bizimkiymiş. O yüzden bizimki seçilmiş. Zaten bu işler öyle olmuyor arkadaşlar. Yani bunu bilenler bilirler. Bundan tam 20 sene önce de 1932'de bu sefer hatta Dünya Güzellik Kraliçesi gene bir Türk tırnak içinde güzeli seçilmişti. O da tesadüfi ve görünür sebeplere, kriterlere dayalı bir seçim değildi. İşte 1952'de mesela Günseli Başar'ın seçilmesi de değil. Yani bu bir kamuoyu, bu bir algı operasyonu. Avrupa'da sokaktaki insana, kamuoyuna Türkiye'yi sevdirme, tanıttırma,
Niçin? Çünkü tarihten beri gelen Avrupa kültürünün iliklerine yerleşmiş bir Türk korkusu ve Türk nefreti var ya. Tabii o günün şartları bunun bir an evvel aşılmasını, hatta değiştirilmesini gerektiriyordu. İşte bu sebepten ötürü İngiliz devleti Lord Arthur Kinross'a böyle bir sipariş verdi. Dolayısıyla şunu söylemiş oldum. Yani merak edip kitabı okuyanlar, ki tavsiye ederim Lord Kinross'un Atatürk biyografisini, göreceklerdir. Kitap son derece net bir şekilde bir Atatürk sempatisiyle kaleme alınmıştır. Yani şimdi bizde daha yakın zamanlarda örneklerine rastladığımız cinsten böyle çok seviyesiz, çapulculuk düzeyinde, goygoyculuk düzeyinde, yani böyle baygın, bayık, cıvık cıvık bir Atatürk goygoyculuğu gerçi yoktur. Bununla beraber yani yabancı olmanın herhalde avantajını orada kullanmıştır Lord Kinross. Biraz daha soğukkanlı yaklaşabilmiştir. Ama bununla beraber baştan sona kadar son derece net bir Atatürk sempatisi kitaba hakimdir. Zaten işte az önce arz ettiğim sebepten İngiliz devletinin böyle bir kitabın yazılmasını sipariş etmesinin sebebi zaten o. Şimdi bu bilgiyi nereden naklettik arkadaşlar? Bazılarına ilginç, hatta belki çarpıcı, inanılmaz gelebilir. Ahmet Kahraman Cicibası'nın Sefalet ve Rezaleti sayfa 64. Yani bu kitapta bu bilginin yer alması çok tarih metodolojisi açısından güçlü sayılmayabilir. O zaman şunu verelim isteyenlere. Mustafa Balbay, yani bildiğiniz CHP milletvekili, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, meşhur Ergenekoncu Mustafa Balbay, Dünya Lideri Atatürk isimli kitabının 156. sayfasında da aynı bilgiyi tekrar ediyor. Şimdi daha fazla devam etmeden arkadaşlar, Lord Kinross'un Atatürk biyografisiyle ilgili çok hızlı ansiklopedik çerçevemizi tamamlayalım. Nereden naklediyorum şimdi ben size? Klaus Kreiser isimli bir Alman yazara ait bir diğer Atatürk biyografisinin Türkçe çevirisinin 379. sayfasından diyoruz ki, şu anda Türkçeden farklı dillerdeki en kapsamlı 3 Atatürk biyografisi, İngiliz veya İngiltere'den etkilenmiş yazarların imzasını taşıyor. Patrick Balfour Kinross, 1976'da ölmüş bu arada, Atatürk, The Rebirth of the Nation, İngilizce orijinal ismi bu. Türkçe çevirisi de birebir aynıdır zaten. Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Londra 1964. Evet, dolayısıyla bunu da belirtelim. Kitap 52'de sipariş edilmiş. Londra'da ilk İngilizce baskının piyasaya çıkması demek ki 12 seneyi bulmuş. Atlı biyografisini yazdığında önemli görgü tanıkları henüz hayattaydı. Kitabı diğerleri arasında daha ayrıcalıklı ve üstün kılan belki birinci sebep bu. Kitap zaten Lord Kinross'un bu amaçla Türkiye'de yapmış olduğu incelemelerde büyük ölçüde sözlü anlatımlara, yani işte o konuyla ilgili, o dönemle ilgili Atatürk'ün yakınında bulunmuş çeşitli insanların Lord Kinross'a bizzat anlatmış oldukları ve büyük kısmı itibarıyla o güne kadar, hatta o günden bugüne kadar başka bir yazılı kaynağa da geçmemiş olan bilgilere dayanıyor. Bunlar arkadaşlar yapısal olarak Lord Kinross'un kitabına bir üstünlük kazandırıyor. Evet, tanıkları henüz hayattaydı ve fikirleri alınabilmişti. Akıcı bir dille yazılmış bu metnin kuvveti içerdiği sözlü tanıklıklardan ileri gelmektedir diyor Klaus Kreiser'de. Geçiyoruz. Şimdi bu sözlü tanıklıklar meselesinde arkadaşlar, hani 3 tane önemli Atatürk biyografisi vardır. Bunların ikisi İngilizlere, biri Şevket Süreyya Aydemir'e aittir dedik ya. Doğru. Şevket Süreyya Aydemir Atatürk uzmanı olan herhalde ilk 3-4 Türk'ten bir tanesidir. Ortadaki 3 ciltlik tek adam kitabı sayesinde. Şimdi Halil İbrahim Göktürk'ün Şevket Süreyya Aydemir biyografisinde, kitabın ismi de öyle, 278. sayfada bununla ilgili, bilmem size de acaba ilginç gelir mi, şöyle bir ayrıntı görüyoruz. Diyor ki, Kinross'un biyografisini gerçekte Halide Edip Adıvar ile Falih Rıfkı'nın kızı, ama üvey kızı, kim o?
Bir dinozorun anıları dersem hatırlar mısınız? Evet. O ünlü Mina Urgan yazdı diyor. İlginç. Bunu doğrulama, yalanlama başka bir kaynakta bununla ilgili herhangi bir kayıt görebilmiş değilim. O bakımdan bunu parantez içinde bir bilgi olarak bir kenara koymuş olalım. Ama şunu, yani şimdi Lord Kimnos imzalı bu kitabın gerçek yazarı her kim olursa olsun, ister gerçekten Kimnos'un kendisi olsun, ister onun vaziyet icabı, siyaset icabı, teknik sebeplerden yazar olarak ismi görünmekle beraber gerçekte başka gizli yazarlar tarafından yazılmış olsun, hiç önemli değil. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Çünkü bir, şunu bir daha tekrarlıyorum. Yani ben böyle iyi bir Atatürk biyografisi okumak istiyorum diyenlere, bugün elimizde mevcut olan alternatifler içerisinde en iyilerinden bir tanesidir. Hatta ben rahatlıkla birincisidir diyebilirim. Ve tekrar söylüyorum, aslında çok derin bir Atatürk sempatisi baştan sona kadar kitaba sinmiştir. Çünkü daha iyisi yazılmadı arkadaşlar ne yazık ki. Tavsiye ederim, alın okuyun. İki, ister okuyun ister okumayın ama Lord Kinross dendiğinde şunu bilin. Bu kitapta yüzlerce öyle bilgi var ki başka hiçbir yerde geçmez. Bununla beraber biz dürüstlüğümüzün gereği ilave edelim. Mesela Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam'ın 3. cildinin 465 ve 467. sayfalarında, çünkü Tek Adam ondan sonra yayınlandı, Lord Kinross'un bu kitabı hakkında yüzeyseldir nitelemesi yapıyor ama bu bana göre haklı bir niteleme değil. İspatı basit. Aklı başında birisi otursun Lord Kinross'u baştan sona kadar otursun, okusun. Ondan sonra dönsün Şevket Süreyya'nın kendi kitabını Tek Adam'ı baştan sona kadar okusun. Ve kendisine şu soruyu sorsun. Yani yüzeysellik söz konusu olduğunda acaba Kinross'un kimi daha yüzeyseldir? Şevket Süreyya'nın kimi? Kesinlikle Şevket Süreyya'nın ki diyecek. Yani acizane bu kardeşiniz her ikisini de birden fazla defa okumuş biri olarak kesinlikle bunun çok net bir şekilde algılanabildiğini biliyorum. Arzu edenler de deneyebilirler ki yani bu tür biyografileri, tarihi incelemeleri değerlendirirken kullanılacak tek kriter yüzeysel mi yoksa derinliğine nüfuz etmiş mi sorusu değildir. Başka kriterler de vardır. Bu belli başlı kriterlerin hepsinde Lord Kinross'un ki Şevket Süreyya'nın Tek Adam'ını geçer. Evet, şimdi arkadaşlar yani bana deyin ki hani bunlar tamam giriş bilgileriydi. Lord Kinross kimdir? Yazmış olduğu bu Atatürk kitabı nedir? Bunun hakkında iyi kötü bir fikir sahibi olduk. Asıl sadede gel yani. Burada peki bizim her zamanki bakış açımıza göre yani neydi o bizim bu programların temel yapısal sebebi? Cumhuriyet'in erken dönem tarihi ve bunun içerisinde yer alan tarihi şahsiyetler söz konusu olduğunda tabii number one Kemal Atatürk, resmi tarih yalan söylemiştir, gerçekleri gizlemiştir, gerçekleri çarpıtmıştır. Ana eksenimizden ayrılmıyoruz. Bu geceki konumuz Lord Kinross'un yazmış olduğu Atatürk biyografisi olduğuna göre yapısal duruşumuz yani resmi tarihin yalanları, çarpıtmaları ve gizlemeleri dendiğinde şimdi Lord Kinross'un Atatürk biyografisi hakkında ne diyebiliriz? Evet, geldik asıl mühim noktaya. Birinci kaynak Derin Tarih Dergisi Haziran 2017 tarih 63. sayının 25. sayfası. Yani Derin Tarih'in bugünkü tatlı su hali değil de Mustafa Armağan'ın genel yayın yönetmenliğindeki ciddi kaliteli dönemine ait diyor ki Lord Kinross'un Atatürk biyografisinin Türkçe baskıları birinci baskıdan itibaren sansürlüdür. Ama bu baskılarda sansür derecesi baskıya göre inip çıkan bir seyir ortaya koymuştur. Yani mesela hemen benim elimdeki 84 baskısına bakıyorum. Evet, birinci baskı Temmuz 1966 diyor. Yani buradan şunu anlıyoruz.
kitabın orijinali Londra'da İngilizce olarak 1964'te yayınlandı. Demek yaklaşık 2 sene sonra da Türkçe baskısı, ilk birinci baskı Türkiye'de yayınlandı. Sonra işte 2-4 falan, benim elimdeki mesela Haziran 84 baskısı 9. baskı. 1970 başına ait olan baskının, Türkçe çevirinin, mevcut Türkçe çeviriler içerisinde sansür düzeyi en az olanı olduğunu söylüyor. Yani şimdi ilave edeceğim arkadaşlar. Bir defa şunu bilin baştan. Lord Kinross tarafından yazılmış olan özgün İngilizce Atatürk kitabı hiçbir eksiltmeye, sansüre uğramaksızın Türkiye'de bugüne kadar hiç yayınlanmadı. Hatta birinci İngilizce baskısından sonraki İngilizce baskıları bile sansürlendi. Tabii buradan otomatikman şuna hükmedebiliriz. Türk hükümetinden dönemin İngiliz devletine giden ciddi bir talep üzerine, baskı üzerine. Yani biz bu bilgilerin Türkçe çeviride yer almasına zaten müsaade etmeyiz Türkiye'de, ama İngilizce baskılarda bulunduğu takdirde de uzun vadede, yani bunlar bir şekilde Türkiye'de de yayılır, duyulur. Dolayısıyla İngilizce baskılarda da olmayacak deniyor. Dolayısıyla meraklılarına, ulaşabilenlere ben özellikle Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, şimdi bunun İngilizcesi nasıldı az önce okumuştuk, unuttum. Bunun İngilizcesinin Londra 1964, eğer yıl içerisinde, yani 64 yılı içerisinde birden fazla baskı yapmışsa, jenerik sayfasında onlar belli eder. Özellikle birinci baskısı, nüshasına özellikle yurt dışında olan meraklı arkadaşlarımızın ulaşmalarını tavsiye ederim. Çünkü bu İngiltere'de, Amerika'da, muhtemelen Fransa, Almanya gibi diğer büyük batı ülkelerinde, en azından büyük kütüphanelerde tahmin ediyorum mevcuttur. Eğer bir arkadaşımız bu orijinal özgün birinci İngilizce baskıya ulaşabilir ise ve sonra onun bir kopyasını da posta kargo yoluyla, ödemesi bana ait olsun, bana ulaştırabilir ise, şaka değil, espri yapmıyorum, ölünceye kadar her aklıma geldiğinde ona da bütün ölmüşlerine de kalbimden gele gele dua ederim. Çünkü o çok değerli bir nüshadır. Yani o değerinden ve bilinmesi istenilmeyen kısımdan ötürü, hatta belki daha sonra el altından diplomatik girişimlerle kütüphanelerden falan bile temizlenmiş olması ihtimali akla geliyor. Olabilir, olmayabilir artık bu faraziye. Ama en azından araştırmakta, bu imkanı kullanmakta fayda var. Yurt dışında bulunan bütün arkadaşlarımıza buradan duyurmuş oluyorum. O altın kıymetinde. Bulursanız bir tane mutlaka bu kardeşinize de gönderiyorsunuz. Sonra aynı konu, 63. sayı demiştik. Mesela derin tarihin Aralık 2017 tarih 69. sayısında tekrarlanıyor. Bu sefer Mustafa Armağan'ın bizzat kendisi, Lord Kinross'un Türkçe baskıları sansürlüdür diyor. Yani piyasadan alıp okuyacak olanlar bunu bilsinler. Benim elimdeki gösterdiğim 84 baskısı da sansürlü. Şu an satın alacağınız Altın Kitaplar tarafından yayınlanıyor. İşte kitabın kapak fotoğrafı tanıtım görselindekidir demiştik. O da sansürlü. Ama bu sansürlü haliyle bile şöyle dikkatli bir şekilde ve özellikle satır aralarına nüfuz ederek okuyan insanlara çok şey anlatır. Şimdi bana belki ulusalcı bazı izleyicilerimiz demiş olsunlar ki, yani işte Lord Kinross'un böyle daha sonra sansürlendiği, şimdi burada bir parantez açalım, sansürlendiyse arkadaşlar, hani biraz demir el mantığını işleteceğim, kusura bakmayın, demek ki sansürlenmesi gereken bazı şeyler var. Gene geldik 5816'ya. Şimdi bütün ulusalcı arkadaşlarımız koro halinde sürekli ne derler? Bizim atamızın hiçbir karası yok, hiçbir utancı yok, saklanması gereken özel resmi hayatında hiçbir şey yok. Yani böyle sütten çıkma bir ak kaşık. Eyvallah, ben buna itiraz etmiyorum.
yağlı karadır demiyorum, kötüdür demiyorum, hiçbir şey demiyorum. Ama doğal olarak şuraya takılıyorum. Yani dediğiniz gibiyse niçin sansür kullanılıyor? Buna da ne cevap verilir bilemiyorum. Yani ben normal düz mantık sahibi bir insan olarak empati yapıp kendimi onların yerine koyduğumda böyle bir soru karşısında apışıp kalıyorum. Çünkü gerçekten dendiği gibiyse o zaman neden sansür uygulanıyor? Ha denirse ki yalan söylenildi, iftira atıldı. E daha güzel işte. Bak gavurun yalancı olduğunu, iftira attığını ispatlarsın. Aksi belgelerini ortaya koyarsın. Altına mesela dipnotuyla, çarşaf çarşaf belgesiyle, ispatıyla dersin ki gördüğünüz gibi işte Atatürk düşmanlığı yapmış. İftira atmış, yalan söylemiş, çarpıtmış. Biz de bunların iftira, yalan, çarpıtma olduğunu, aksi iddia edilemez, karşısına çıkılamaz tarihi belgelerle, arşivlerle ispatladık. Al sana daha güzel. Sana pas vermiş oluyor. Gole çeviresin diye. Veyahut hani düz mantık gereği ikinci ihtimal söz konusu. O da yani demek ki sansürlenmesi gereken şeyler var. Tabii oraya geldiğimiz vakit arkadaşlar olay karışıyor. Devam edelim biz. Şimdi bu sansürlüdür iddialarını dile getiren sadece Mustafa Armağan mı? Sadece işte bu programda fakir mi? Hayır. Ünlü Mete Tunçay da Lord Kinross'un Atatürk biyografisinin İngilizce ve Türkçe baskılarının birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Peki sadece o mu? Hayır. Toplumsal Tarih Dergisi, yani bu hala devam eden Tarih Vakfı tarafından yayınlanan ama senelerden beridir Amerikan Rockefeller Vakfı tarafından finanse edilen bir dergidir ve vakıftır. Bütün liberal, özellikle akademisyen tarihçi çevresi büyük ölçüde bunun etrafında toplanmışlardır. Bu toplumsal tarihin arkadaşlar Ekim 2011 tarihli 214. sayısının 38. sayfasına da baktığınız vakit Lord Kinross'un Atatürk biyografisinin özgün İngilizce metniyle Türkçe çevirisi arasında fark olduğu bilgisine oradan da ulaşabileceksiniz. Şimdilik elimizde olanları sayalım. Ben söylüyorum, Mustafa Armağan söylüyor, Mete Tunçay söylüyor, Toplumsal Tarih Dergisi söylüyor. O zaman yani böyle hepten aklını peynir ekmek gibi yememiş bir ulusalcı değilseniz, öylelerine zaten bizim Cenab-ı Hak'tan şifa dilemekten başka hiçbir sözümüz yok. Ne bu konuda ne herhangi bir konuda. Yani daha normal bir insansanız en azından şunu kabul etmek mecburiyeti doğar. Yani evet, bu konuyu ben bir merak edeyim, bir araştırayım en azından asgari. Acaba gerçekten sansürlü müdür, değil midir? Şimdi arkadaşlar geldik sansürün ispatına. Yani merak edip araştıracaklara ben fazla vakit ve emek harcamasınlar diye. Hani Türkçe'de kaba da olsa bir tabir var ya, zurnanın zırt dediği yer derler delik. Oraya geldim. 9 Nisan 1965 tarihli ünlü Time dergisinin Türkiye'ye sokulması Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı. 9 Nisan 1965'te Suat Ayrı Ürgüplü Başbakanlığında geçici bir hükümet. 1965'in Şubat ayında bütçeyi, 1965 bütçesini mecliste onaylamamak suretiyle meclis yeni AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in öncülüğünde İnönü Başbakanlığındaki koalisyon hükümetini düşürdü. O senenin 10 Ekim'inde yapılacak olan yeni genel seçimlere kadar, ki Adalet Partisi Demirel büyük bir oy çokluğuyla %53 oy alarak tek başına iktidar olacak. Bu ara dönemde, yani yaklaşık 7-8 aylık dönemde Suat Ayrı Ürgüplü isminde herhalde kontenjan senatörüydü. Yani devletin sağlam adamlarından birine bir milli koalisyon hükümeti kurduruldu. Dönem o dönem.
Ürgüplü Hükümeti kabinesi 9 Nisan 1965 tarihli Time dergisi haftalık. Meşhur Time, Amerika merkezli. 9 Nisan 1965 tarihli Time dergisinin Türkiye'ye girişini yasakladı. Şimdi dedik ya, yani Lord Kinross sansürlü, birinci özellikle İngilizce baskısında olan şeyler, hatta bir kısmı en çok Zülfiyar'a dokunanlar takip eden İngilizce baskılarda bile yok. Sebebi arkadaşlar, Time dergisinden herhalde kitap tanıtım bölümünde Lord Kinross'un bu birinci baskısıyla ilgili uzun sayabileceğimiz, bence yani çünkü yerleşik gelenek kitap tanıtımları daha kısa, böyle bir iki paragraflık metinlerdir genellikle, hele Time gibi magazin dergilerinde uzun bir makale çıkmış. Buradan ben Türkçesini bana bir arkadaşım göndermiş, işte bu Time'ın yurt dışında bir kütüphanede bulmuş ya da belki dijital platformda, bilemiyorum, ilgili sayfalarını Türkçesini kendisi Türkçe'ye çevirmiş. Ayrıca kaynak olarak kullanabilelim diye ilgili sayfalarında fotoğraflarını çekmiş, göndermiş. Şimdi oradan okuyorum, Türkçe çevirisinden baştan söyleyeyim. Time'da yayınlanan Lord Kinross'un Atatürk tanıtımı yazısının tamamını okumayacağım. Bir, uzun olduğu için. İki, bunun içinde okuyunca vay canına dedirten bazı cümleler var. O en vay canına dedirtenleri de okumayacağım. Çünkü yani böyle böyle bir şey yazıyor babında, onaylamadan, yalanlamadan. Sadece bilgi verme çerçevesi içerisinde o bazı cümleleri okusam bile tahmin ediyorum günümüzün işgüzar hakim ve savcıları bunu 5816'nın ihlali olarak kabul edeceklerdir. Nereden çıkartıyorsun? Çünkü bizzat kendimle ilgili hukuki süreçlerde de şu son aylar içerisinde öyle hakim, savcı mütalalarıyla karşılaştım ki yani tam evlere şenlik. Adam bizim videonun altına ana avrat küfür etmiş bana, döşenmişsin kafla, şikayet ediyoruz. Yani hakaret davası açacağız. Savcı takipsizlik kararı veriyor. Gerekçe diyor ki videonun altında yüzlerce yorum yapılmış. Küfür eden adamın sana küfür ettiğine belli. Belki o yorumlardan birine küfür etti. 20 senelik AK Parti iktidarından sonra. Evet, yaşasın savcılar diyelim. Ama hani bazılarını da okuyabilirim. Şimdi hiç okumamak da olmaz. Mesela diyor ki Time, söylemesi garip. Bu olağanüstü kişi hakkında, yani olağanüstü kişi Atatürk oluyor. Şimdiye kadar İngilizce olarak güvenilir bir çalışma yapılmadı. Kusur şimdi Atatürk'ün bazı başlıca arkadaşlarını yıllardır tanıyan bir Türkofil, Türksever olan İngiliz Lord Kinross tarafından giderildi. Yani bir, Time'ın değerlendirmesine göre Lord Kinross bir Türkofil. Çünkü o okuyamadığım ve Bakanlar Kurulu'nda yasaklama kararı almasına sebep olan kısımları okursa bir ulusalcı, yani der ki Lord Kinross Atatürk düşmanı mı? Değil. Kitabın bütününde onu zaten çok net görüyorsunuz. Burada Time'da bu kitap tanıtım yazısını yazan Amerikalı herhalde, o da kimse, o da özellikle Lord Kinross bir Türkofildir diye altını çizmiş. Cımbızlama içinden çarpıcı ifadeler. Mesela diyor ki incelemekte olduğu canavarın. Tabii ben kendisini kınıyorum buradan arkadaşlar. Yani Atatürk'ten canavar diye söz ediyor. Yakışıksız bir ifade. Sonra diyor ki Atatürk'ün duygusal sorunları hakkında çok az şey biliniyor. Yani işte kadın erkek ilişkileri falan. Ve Kinross spekülasyon yapamayacak kadar sorumlu. Yani öyle dedikodulara kulağa tıkalı. O sadece mevcut gerçekleri sunar ve onları iyi bir şekilde aydınlatır. Kemal Atatürk ahlaki bir moronla karışmış bir siyasi deha. Tanıtım yazısını yazan Lord Kinross'taki Atatürk anlatımına bakarak böyle bir teşhis koymuş kendi kendisine. Onaylamıyorum, yalanlamıyorum. Ama teşhis
Kemal Atatürk ahlaki bir moron ve siyasi bir deha. Bu iki nitelik diyor birbirine karışmış. Ahlaki moron ne demektir bilmeyenler? İşte internetten falan baksınlar. Sonra aşağıda bazı ifadeler var. Bunlar dediğim gibi yani benim buradan böyle kısaca hakkında genel fikir verecek falan 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 tarzında da paylaşamayacağım. Çünkü yani bugünkü Türk mahkemeleri gerçeğine ve savcıları gerçeğine baktığımız vakit mutlaka tabii gerçekten adalet duygusuna sahip hakimlerimiz de var, savcılarımız da var. Ama dediğim gibi biraz karışık işin bu tarafı. Çok öyle olmayanlar da var. Bunları birebir tecrübe ederek görüyoruz. Keşke istisnasız bütün hakimlerimiz ve savcılarımız gerçekten adaletten başka derdi olmayan insanlar olsalar idi. Şimdi bir tarafı. İşte bu sebepten arkadaşlar, şimdi burada gözümün önünde altını çizmişim, okuyamam ben size o kısımları. Yani böyle bir hukuki sonuç verir endişesi olmasaydı bile gene de bir Müslüman olarak sahip olduğum kişisel edep ve ahlak nedeniyle yüzümü kızartıp okuyabilir miydim? Bakıyorum yani emin değilim. Belki gene de okuyamazdım. Aman ya bizi de çok meraka saldın derseniz Atatürk'ün cinsel tercihleriyle ilgili bazı bilgiler var. Bazı iddialar var veyahut da değerlendirmeler var artık nasıl kabul ederseniz. Sonra mesela aşağıda diyor ki Müslümanlık ortadan kaldırıldı. Yani işte burada Atatürk tarafından onun iktidar döneminde Türkiye'de Müslümanlığın ortadan kaldırıldığı şeklinde bir ifade var. Yani bizim ulusalcılar seni bir sefer duymasın. Bunu sen 9 Nisan 1965 nüshası için yazdığına göre belki öldün. Neden? Yani bunu yazan adam o tarihte 30 yaşında olmuş olsa şimdi 88 yaşında falan olur. Ya artık uzatmaları oynuyor veyahut da zaten öteki tarafa intikal etti. Bizim ulusalcılar duyarsa çok fena yaparlar. Çünkü diyecekler ki camiler açıktı, ezanlar okunuyordu. Gerçi işin o tarafı karışık hani. Tanrı uludur, Tanrı uludur diye Bediüzzaman'ın ifadesiyle bir uluma oluyor doğrudan. Hani çok ona biz Müslümanlar tabii ki ezan demeyiz. Hac yasaktı resmen. Oruç yani insanların çarşıda, pazarda polis, jandarma zorla ağzından içeri ekmek peynir tıkmıyordu. Hani onun da olduğuna dair bir şey bilmiyorum ben. Bunlara dayanarak diyecekler ki bu ne yalan, bu ne iftira, nasıl Müslümanlık ortadan kaldırılmış? Artık Amerikalı efendileriyle anlaşsınlar, kaldırılmış mıydı, kaldırılmamış mıydı? Sonra hani şunu da okuyalım inşallah başımıza iş açmaz. Biliyorsunuz Atatürk'ün 10 civarında evlatlığı vardı. Burada onlardan da bahsetmiş. Yetim kızları evlat edindi ve onları nymphets, İngilizce ifadesi, peri diye çevirmiş bizim arkadaşımız. Ben emin olmak için internette nymphets diye yazdım, girdim. İnternette bulunan çeşitli sözlüklere baktım. Yani biraz tanım tuhaf. Merak edin, siz de yazın, girin, bakın. Bana söylettirmeyin. Şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Herhalde genelde olsa bir fikir vermiş olduk diye tahmin ediyorum. Ve artık sonuna geliyorum. Arzu edenler şu anda Altın Kitaplar Yayın Evi'ne ait olmak üzere Lord Kinross'un Atatürk kitabını temin edebilirler, okuyabilirler. Tavsiye ettik demiştik zaten. Şimdi yani işte senelerdir başarmaya çalıştığımız şey sunumları en fazla yarım saat içerisinde tamamlamak. Sonra 5-10 dakikada sorulara cevap verip çok uzatmamak. Bu gece biraz ona muvaffak olduk gibi. O yüzden zaten böyle çok butik bir konu seçtim. Mümkün mertebe bundan sonra da öyle devam etmek istiyorum inşallah. Rutin hatırlatmalarımızı yapalım arkadaşlar. Bu fakir kardeşinizin yapmaya çalıştığı sunumlar ve her çeşit faaliyet içerisinde bana göre en önemli olan, en değerli olan Cuma akşamları saat 22'de canlı olarak gene buradan yaptığım İslam Devrimi Devleti başlıklı kanalımızdan yaptığım sunumlardır. İçerik isim fikir verir.
Pazar akşamı saat 22'de Allah izin verirse sıra İstiklal Harbi sunumlarında. Pazar akşamının konusu, şimdi düzenli takipçiler hatırlayacaklar. Geçtiğimiz pazar zaten büyük taarruz konusunu el atmıştık. 100. yıl dönümüne denk geldiği için. Demiştik ki Yunan ordusu nasıl geri çekildi? Çünkü resmi tarih denize döktük diyordu. Ama gerçek tarih, yani mevcudunu büyük ölçüde koruyarak, az bir zayiat vererek düzenli bir şekilde gemilere bindiler, gittiler. Onu anlattık delilleriyle, kaynaklarıyla. Şimdi bu pazar gene büyük taarruz üstünde durmaya devam ediyorum. Farklı bir boyutu, büyük taarruz planları ve Fransızlar. Özünü söyleyeyim. Devlet arşivi belgelerine göre büyük taarruz planları büyük ölçüde Fransız kurmayları tarafından hazırlandı. Ulusalcılar, tahmin ediyorum, bunu duyduklarında muhtemelen başları tavana vurdu. Sen ne diyorsun, alçak, yalancı, iftira falan. İzlesinler pazar akşamı. Çünkü onlara göre hani 7 düel ya. 7 düel, 7 devlet demek. Düel devletin çoğulu ulusalcılar. Bak bunu da öğretiyorum size. Birinci düel hangisi? Yunan. İkinci İngiliz. Üçüncü Fransız. 4 İtalyan. Sonrasını sayamazlar. Onlar da bilmiyorlar. Neyse. Biz de diyoruz ki hayır, yani gerçek tarih diyor ki öyle bizim harp ettiğimiz 7 düel falan değil. Ortada tarafsız bir kuvvet de değil, hatta üstüne üstlük. Meşhur 26 Ağustos 1922'de Türk ordusunun başlattığı ve 9 Eylül'de İzmir'e girmek suretiyle zaferle neticelendirdiği, Yunan ordusunu yok edemese bile en azından Anadolu'yu boşaltmak mecburiyetinde bıraktığı o büyük taarruz harekatının planları dönemin Fransız kurmay subayları tarafından hazırlandı. Bizimkiler üstünde çok küçük ölçekli değişiklikler yaptılarsa ancak o kadar oldu. 3. Belgelerle gerçek tarih isminde çok iyi bir web sitesi var. Onu herkese, yani en azından bu gece özellikle ilk defa benimle karşılaşanlara hatırlatıyorum, tavsiye ediyorum. 4. Bir iki gün önce bir arkadaşımız yorumlarda beni ikaz etti. Çok gerekli ve faydalı gördüm. Yassı Adayı ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Bugünkü Yassı Adayı düzenli herhalde. Ulaşım imkanları, gemi seferleri falan var. Ben de kendi kafama yazdım. Allah izin verirse işte bu sonbahar ayları içerisinde falan ilk uygun zamanda, fırsatta gidip orayı bir ziyaret etmek istiyorum. Kendisi bu geçtiğimiz günlerde ziyareti yapmış, cumartesi ya da pazar günü Maa ile. Ne kadar etkili ve faydalı olduğunu bizzat tecrübe ettikten sonra bana bunu mutlaka duyurmalısın notuyla gönderdi. Düşündüm, çok hak verdim. Buradan kendisine de teşekkür ediyorum. Özel iznini almadığım için adını paylaşamıyorum. Paylaşıyorum bunu sizinle arkadaşlar. Bundan sonra da ara ara hatırlatacağım inşallah. Dedikten sonra çok şükür bunlar da bitti. Bakıyorum 38. dakikadayız. Kendimi tebrik ediyorum arkadaşlar. Yani hedef 30 dakikaydı. Bütün duyurular muyurlar 8 dakikalık bir, artık o kadar olacak vakit aşımıyla. Mevzuyu tamamladık. Hadi 6 dakikada 45'e kadar gidecek şekilde sorularınıza baştan, yani öyle çok konuyla alakalıydı değildi, bakmayacağım artık, cevap vereyim, müsaadenizi alayım. Yıldırım demiş ki Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas hatıratında Mustafa Kemal'in gizlice Anadolu'ya kaçmak için plan yaptığını görüyoruz. Ama bazı kaynaklarda da Anadolu'ya gitmek istemediğini, kabineye girmek istediği yazılı. Fakat bir yandan da Perapalas'ta valilik istiyor. Bu işin aslı nedir? Gerçekten Anadolu'ya gitmek istiyor muydu? İkiye ayırarak cevap vereyim. Cevat Abbas Gürer'in hatıratında naklettiği şekliyle o bilgi yalan, uydurmuş. İki, mütareke döneminde Anadolu'ya gitmek istediği İstanbul'da çaresiz kaldığını hissettikten sonra, bir de dönem devletinin çelik çekirdeği, hazırlanan direniş planları gereği senin Anadolu'ya gitmen gerekir telkinini kendisine çok kuvvetli bir şekilde ilettikten sonra.
Cevat Abbas Gürer bu pişmanlığı daha İstanbul'a henüz geldiği sıralarda, İstanbul'a ayak basışı, yanında yaveri o da var. 13 Kasım 1918 işte Haydarpaşa Garı'nda trenden indik, ona tahsis edilmiş özel bir çatanaya bindik. Avrupa yakasına geçerken de Tevafuk aynı gün İtilaf donanması İstanbul Boğazı'na giriyor işgal için. O gemilere baktı baktı, artık Türkiye'de kedinin köpeğin bile ezberledi. O meşhur lafı söyledi. Geldikleri gibi giderler. Mesela işte bu bahsini ettiğim Andrew Mango falan gibi aklı başında ve yabancı, hani biraz daha soğukkanlı tarihçiler de özellikle belirtiyorlar. Diyorlar ki yalan, yani böyle bir şey olmadı. Doğru, çünkü o sıradaki psikolojisi o değildi. Bakış açısı o değildi Mustafa Kemal'in. Yani bunlarla anlaşalım, vali olalım. Ondan önce işte kabineye girelim, Harbiye Nazırı olalım. Ha yanlış anlamı olmasın yani. Buradan yola çıkarak ben otomatikman Mustafa Kemal bunu böyle tartışılamayacak açık bir ihanetin ifadesi ve ispatı olarak söyledi demiyorum. Kalbini yarmış değiliz. Teorik olarak yani mücadele, memleketi kurtarma yolunu o dağa geldiği ilk günde karşıya geçip cephe alıp mücadele etmek şeklinde değil de belki içeriye sızıp hani kale içten fethedilir falan taktikleriyle götürme gibi bir bakışı vardı, böyle bir niyeti vardı. Bunlara bir şey demiyoruz. Çünkü bu konuda bizi kesin bilgiye ulaştıracak delillere, belgelere sahip değiliz. Ama böyle o ilk günden açık açık dile getirilecek şekilde bir İngiliz nefreti ve bir fiili silahlı mücadele bilinci yok. Cevat Abbas Gürer'in bu tür şeyleri daha sonra yazdığı günlerin konjonktürüne uygun olarak imal edilmiş bilgilerdir. Ve bir tane de değildir. İşte gelir gelmez ya pişman oldum ben İstanbul'a geldiğime, keşke Anadolu'da kalaydık, orada doğrudan bir silahlı direniş başlataydık dediği şeklinde Atatürk'ün iddia. Bu da Cevat Abbas'ın imalatı. Sonra Murat Bey demiş ki kitabın ilk baskıları 800 sayfa iken son baskıları 576'da. Bu mizampajdan kaynaklı olabilir. Yani buna bakarak Kinross'un Türkçe çevirisinde 800'den 576 çıkartırsanız ne olur? 224 sayfalık bir sansürleme olacağına ihtimal vermem. Gerçekten öyle olsaydı bugüne kadar bu çok bilinir olurdu. Bu muhtemelen Punto ile mizampajla ilgili bir hadise. Gene de tabii karşılaştırmak lazım. Evet, sonra herkese bir soru diyelim. Mustafa Aydoğan, Engin Alçoran'ın Türkiye'de Siyasi Parti Propagandası kitabı hakkında yorumlarınız nedir? Bu yeni bir yayın. Ben ya aldım ya sipariş listeme yazdım ama henüz daha elime alıp incelemiş bile değilim. Dolayısıyla hiçbir şey diyemem. Mustafa Aydoğan, hadi cevap verelim. Büşra Ersanlı, İktidar ve Tarih kitabı hakkında ne söylersiniz? Tavsiye ederim. İskender Büyük, Armstrong'un Bozkurt kitabı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tavsiye ederim. Yani Bozkurt'ta tarihsel olmayan gerçekliğe şüpheli ya da uydurma taraflar da olabilir. Ben ilk okuduğumda bile 90'lı yılların başlarında birkaç tane böyle yani uydurma olduğu belli satır arasıyla karşılaşmıştım. Dolayısıyla Armstrong'un Bozkurt'u yani böyle dört dörtlüktür, çok sağlamdır baştan sona şeklinde bir iddiada bulunamam. Bir, iki, ama gene ulusalcıların yani gerçek neydi, uydurma neydi hiç o dertlere girmeden sadece ideolojik sebeplerden kafadan reddetmelerinin yani bir saygın tarafı, bir kıymeti harbiyesi yok. Böyle olunca ihtiyatla okumak lazım ama kesinlikle okunması gereken kitaplardan bir tanesidir. İlk kitap değildir. Çünkü konu hakkında yeterli bilgi birikiminiz olmadan böyle bu tür arada uydur kaydır şeyler de içeren bir kitabı okursanız haliyle yanlış etkilenme, yanlış şeyleri doğru gibi zannetme riski de doğal olarak doğar.
Yani şimdi şu sırada bu sırada deyip bir rakam vermek de istemiyorum. Belki çok gerçekçi olmayacak. Ama yani ben Atatürk konusunda ve dönemi konusunda bayağı bir bilgi sahibi oldum güvenini hissettikten sonra okursanız kesinlikle çok faydalanırsınız. Sade Borak'ın Amstrong'a onların ciddiyeti yok yani işte yaranmak için yapılmış şeyler. Ahmet Bey'in sorusuyla bitirelim. 45'e gelmişiz. Uzun bir soru sormuş. Bir insanın İstiklal Harbi'nde yaptığı yanlış bir şey yüzünden yargılanması Lozan ile ortadan kaldırılıyor şeklinde bir bilgi dinlemiştim. Doğru işte meşhur 150'likler konusu. Yani Lozan'da otomatikman af ilan edildi. İstiklal Harbi sürecinde vatana ihanetle bağlantılı suçlarda Türk mahkemeleri yetkisiz kılındı. Hiç kimseye bu suça müstinaden ceza davası açılamayacağı hükmü uluslararası bir anlaşma olarak Lozan'a girdi. Bir. Türk tarafı dedi ki ama yani cezalandırılması gereken şahıslar olacak, kolay değil. O zaman Lozan Anlaşması'na 150 kişilik bir kontenjan hakkı tanındı Türkiye'ye. Bunlar hep İngilizlerin aklıydı. Dediler ki 150 kişilik bir liste verin. Bunlar size göre İstiklal Harbi'nde düşmanla işbirliği yapmış, savaş suçu işlemiş. Dolayısıyla normalde biz bunları yargılarız diyeceğiniz yani vatan hainleri olmuş olsun size göre. Bu listede isimleri yer alan kişiler Türkiye topraklarını terk edecekler, Türk vatandaşlığından çıkartılacaklar. İşte ceza da bundan ibaret kalacak. Kabul edildi. Hatta sonra o listeyi doldurabilmek için bir kısım zulümler bile işlendi. Yani geçen de anlatmıştık. Abdullah Cevdet gibi birinin herif İngiliz Muhipler Derneği'nin kuruculuğunu yapmış. Resmen işgal kuvvetlerine İstanbul'daki Kuvayi Milliyecileri ihbar etmiş. Yani o 150 kişinin rahat ilk 10'u arasında yer alması gereken biriydi. Ama bakın ki tuhaflığa hiç öyle bir şey olmuyor. Kimse de kendisine dokunmuyor. 1932 senesinde yaşlılıktan doğal sebeplerden rahat yatağında ölüyor. O vakte kadar da İstanbul'da yaşıyor. Bununla beraber bazı köy muhtarları bile listeyi doldurabilmek için çünkü eksik bırakılırsa o da ayrı bir skandal. O zaman bütün dünya gülecek bize. Diyecekler ki yani 4 sene harp ettiniz 150 tane savaş suçlusu vatan haini çıkartamıyor musunuz falan. O yüzden yani 140-145'lere gelindiği vakit ondan sonrası deniliyor ciddi tarihçiler tarafından. Yani bir trajikomedi oldu. Kara mizah oldu. Kara çünkü adamı vatandaşlıktan ve vatanından ediyorsun ama hani listeyi doldurmuş olmak için. Bu arada tabii rüşvet müşvet gırla işliyor. Falan yani o da ayrı bir yüz karasıdır. Resmi ideoloji mensupları açısından. Doğru dinlemiştim. Doğru aynen böyle. Ama İskilipli Atıf'ın idam gerekçesinde milli mücadelede Yunan tayyarelerinden İstiklal Harbi aleyhinde mektuplar attırdığı yazıyor. Doğru mahkeme ilamında var bu ifade. Çok özet geçiyor. Lozan Anlaşması'nda böyle bir yargılama türü yasaklanıp yerine 150'likler icat edilmedi mi? Nasıl idam gerekçesine bu yazılmış, çiğnenmiş olmuyor mu? Aynen öyle oluyor ama idam gerekçesi o olay değildir. İdam gerekçesi işte yani o Frank Mukallitliği ve Şapka kitabını yazmış olmasına dayalı halkı isyana teşvik etmek olarak geçiyor. Yani şimdi formel hukuk açısından bakarsanız onu düzeltelim. Mahkemenin resmi karar metninde İstiklal Harbi'nde böyle böyle yaptığı için idamına hükmettik yok. Mahkeme kendi kafasına göre asıl idam gerekçesini belirttikten sonra yanı sıra diyor zaten bu herif böyle şeyler de yapmıştı. Bunu tavsiye ederim. Dolayısıyla yani burada mahkemenin resmi karar metni üzerinden Lozan Anlaşması'nın çiğnenmesi gibi bir durum. Yani tabii gene bu hukuk tekniğiyle ilgilidir şimdi benim uzmanlık alanım değil ama anlayabildiğim kadarıyla çok tahakkuk etmiyor diyebiliyorum ben. Diğer taraftan yani İstiklal Mahkemesi karar metnine ne yazdırmış olursa olsun zaten onun hukuki anlamda bir
ciddiyeti var mı? O mahkemenin bir ciddiyeti var mı? İşte hep söylüyoruz yani Nurettin Topçu'nun sözü. İstiklal mahkemelerinde hakim yoktur, eşkıya vardır. Halk arasında meşhur olmuştur yani. Mahkeme reisi dedi ki diyor bir sanık yargılanırken, yaz kızım, sanığın önce idamına sonra savunmasının dinlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir falan diye halk muhayyilesi fıkralar uyduruyor. Çünkü mahkeme öyle bir mahkeme. Kendisine resmi marş da yapmış. Bize karşı çıkanları gaz döker, cayır cayır da yakarız diye marşında nakaratı var. İyi mi? Ulusalcılar İstiklal Mahkemesi'ni sıksınlar, suyunu içsinler. Lumbago, baş ağrısı, bel ağrısı, fıtık ve her çeşit mahrem hastalıklara karşı birebirdir. Arkadaşlar şakayla gülerek mevzuyu bitirelim ve ne diyelim? Sizleri kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.